Sevgili izleyiciler, Ofis Işınlarının bugünkü konuğu JLL Ülke Başkanı Avi Alkaş. Avi Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Duygu Hanım. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. Aslında ben insanlar için, insanlarla çalışarak mutlu mekanlar üretme işinde görüyorum kendimi. 13 yaşımda para kazanmaya başlamış, öğrencilik yıllarında özel ders vererek başladığım çalışma hayatımı, üniversite yıllarında bir tekstil firmasında, daha sonra da pazarlama ağırlıklı ve yönetim konularında çalıştıktan sonra da çok sevdiğim, çok içselleştirdiğim alışveriş merkezleri konusundaki önce bir alışveriş merkezi yönetmek, akabinde de gayrimenkul hizmetleri konusunda dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan JLL'nin ülke başkanlığına gelişimle sürdürmeye devam eden, artık yavaş yavaş emekliliğe hazırlanan bir konumda olduğumu söyleyebilirim. Peki sektörel açıdan bakarsak dünyadaki son dönem gelişmelerini sektöre uyarladığımızda neler görüyoruz şu anda? Valla insanların mutluluğu dedik, mutlu mekanlar dedik. Çünkü herkes bizi alışveriş merkezci belledi sektördeki geçmiş etkinliklerimizden ötürü. Ama son dönemlerde gayrimenkulün diğer sahalarında da öncelikle ofis olmak üzere, lojistik sahası olmak üzere, otel sahaları ve de son dönemlerde rezidans tipi evlerin yurt dışındaki satışlarıyla da ilgili olarak çalışmalarımız yoğunlaşıyor. Sektör çok ciddi bir değişim ve de dönüşüm içerisinde. Kentlerin büyümesiyle, kentlerdeki kentsel dönüşüm çalışmalarının yeni mekanlar oluşturmaya yönelik ihtiyaçları artırmasıyla beraber, teknolojinin de gündelik hayatımıza her zaman daha fazla katkı sağlayabilecek yeniliklerini de uygulamaya çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz. O bakımdan çok ciddi bir dönüşüm içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Peki, perakende sektörü ve tüketici profili açısından bu yapının AVM'lere olan etkisi nasıl olacak sizce? Yansıma şöyle, aslında genç kuşaklar geliyor ve genç kuşakların bir daha fazla harcama yapabilme yetenekleri gelişiyor. Öte yandan yaşam süreci uzuyor. Türkiye'de bildiğiniz gibi son istatistikler ortalama yaşam sürecinin 78 seneye çıktığını gösteriyor. Bugün bu rakam Hollanda'da doğan bir kız çocuğu için 94 yıl. Dolayısıyla gümüşü saçların da gereksinimlerini karşılayabilecek yapılanmalara giderken, öte yandan genç kuşakların daha erken iş yaşamına atılmaları, üniversite yıllarından itibaren çalışmaya girişmeleri nedeniyle de farklı kuşaklara farklı alanlarda hizmetler üretme zorunluluğu, ihtiyacı geliyor. Bütün bunları kapsamaya çalışan bir değişim uygulamalarında biz de sektörümüzde görüyoruz. Sizce peki Türkiye'de şimdi AVM'ler çok fazla biliyorsunuz. Yeterli hacme ve sayıya ulaştı mı ve cadde AVM'ciliği konusunda ne düşünüyorsunuz? Herkes belli bölgelerdeki yoğunlaşmadan ötürü alışveriş merkezlerinin çok olduğu düşüncesine gidiyor. Biz hala Türkiye'nin Avrupa ortalamalarından geride olduğu için gidebilecek çok yolu olduğunu düşünüyoruz. Evet, bazı büyük şehirlerimiz Avrupa ortalamalarının üstüne çıkmaya başladı. Ankara gibi, İstanbul gibi. Bugün sadece 30 yılı bulmakta olan modern alışveriş merkezciliğimizin tarihçesinde 380 alışveriş merkezine ulaşabildik. Tabii burada bazı alışveriş merkezinin yaşamlarını devam ettiremeyecek olmaları, bazı yanlış planlanmış projelerin belki de faaliyetlerini değiştirmek, konumlarını, kullanımlarını değiştirmek zorunda kalacaklarını da düşünürsek eğer, daha özellikle ulaşım noktalarındaki yeni oluşturulan AVM'lerle, örneğin yeni havalimanı, tren istasyonları gibi ihtiyaçların artacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla daha gidilecek yol var. Ortalamalarda geçen iller ise belli bir ayrışmaya ve farklılaşmaya gitmek zorunda kalacak. Dolayısıyla yeni dönemde de uzmanlaşan alışveriş merkezlerini, belki de kuşaklara yönelik daha farklı kurgulanacak olan, yani ileri yaştakiler için farklı alışveriş merkezleri, gençlik bölgenin olduğu yerlerde farklı kullanımlar olacak ve en önemlisi karma kullanımlı yapılara gitmekte olduğumuzu söylemek mümkün. Yani aynı proje mahallinde, özellikle bizim kentlerimizdeki arsa fiyatlarının çok yükselmesinden ötürü aynı proje noktasında hem oteli, hem konutu, hem ofisi bulunduran karma kullanımlı yapıların daha fazla karşımıza çıkacağını söyleyebilirim. Peki Avi Bey, uluslararası bir marka olarak Türkiye'de hizmet vermenin avantajı ve dezavantajı ne sizce? Valla avantaj şu, daha çok cazibe görüyorsunuz. Bizim Alkaş döneminde bir Türk şirketi olarak yaptığımızdan daha fazla ücret ödemeye yatkın müşteriler çıkıyor. Ama hiç şüphe yok ki Türkiye'nin bölgesel bir oyuncu,
uluslararası bir oyuncu olma sürecinde bizim gibi uluslararası şirketlerin varlığı çok çok önemli. Bizim sunduğumuz raporların, bizim yaptığımız değerleme çalışmalarının uluslararası kabul gören prensipler ışığında hazırlanmaları bu firmaların Türkiye yatırımı için önemli bir çekim unsuru oluşturacak. Bu nedenle de tabii ki bazı zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Çünkü Türkiye hala fikre, yaratıcı fikre önem vermekten öte somut kontrata bedel ödemeye hazırlanıyor. Danışmanlık hizmetlerinden doğru zamanda ve yeterince yararlanmak konusunda hala göstermemiz gereken aşamalar var. Ama bu günün dünyasında, bugünkü küresel ekonomi gelişmelerinde uluslararası şirketler ne kadar çok Türkiye'ye öncü hizmetleri getirebilirse o kadar daha çok yatırımcı gelecek, o kadar daha çok iş imkanı yaratılabilecek, istihdam gelişecek. Peki fütüristik bir açıdan bakarsak 2030 senesinde müşterilerinizin kimler olacağını düşünüyorsunuz? Tabii bugünün millennial dediğimiz Y kuşağı o günün en büyük harcama yeteneğine sahip kuşaklar olacak. Dolayısıyla onları iyi incelemek, bu kuşağın eğilimlerini, beklentilerini, isteklerini doğru kurgulamak lazım. Çünkü bizim bir alışveriş merkezi projesine, bir karma kullanımlı projeye giriştiğimiz zaman bu projenin hayata geçmesi ortalama 5 yıl ile 10 yılı bulan süreler gerektiriyor. Dolayısıyla yarını çok iyi okumamız, yarının nereye gidebileceğini özellikle konsept geliştirme sürecinde çok çok iyi ortaya koymamız lazım. Bu bakımdan takım oyunu çok önemli. Mimarıyla, mühendisiyle, yeni teknolojileriyle şu anda biz mesela 25 sene evvel alışveriş merkezi yaptığımız zaman Beacon diye bir teknoloji yoktu. Isı haritası diye bir şey yoktu. Hangi bölgenin ne kadar çok ziyaretçi alacağını incelemezken bugün bunlara hep bakıyoruz. Bildiğiniz gibi bizim işimizde 3 tane paya oynuyoruz biz. Bizim öncelikle bizim hizmete sunduğumuz projenin zihin payı alması en önemli. En çok akla gelen proje olması çok önemli. İkinci olarak da o projemize cezbedebildiğimiz tüketiciyi, misafiri hatta daha uzun süreli eğer kendi merkezimizde ağırlayabilirsek, tutabilirsek, orada zaman geçirmesini sağlayabilirsek doğal olarak cüzdan payı artıyor. Dolayısıyla artan cirolar, daha iyi kira ödemeleri, daha iyi kira ödemeleri artan gayrimenkul değeri sonucunu getiriyor ki bu üç payı doğru kurgulamak adına 2030'lu yılların tüketici beklentilerini doğru okumak, doğru anlamak ve ona göre uygulamalar üretmek, ona göre yaratıcı fikirler yapmak lazım. Bir yandan bir İstinye Park örneğinde olduğu gibi nostaljik yaklaşımlar üretebiliyorsunuz. Oradaki Mısır Çarşısı'nı siz İstinye'ye getirebildiğiniz zaman uzağa yakınlaştırmak suretiyle eski nostaljiyi canlandırabiliyorsunuz. Aynı şeyi şu anda MR Square'de yeni koyduğumuz Turkish Village'da yapmaya çalıştık. Kadıköy Çarşısı'nın modern bir yorumunu yapmak gibi veya Zorlu Center örneğinde olduğu gibi oradaki karma kullanımlı yapıda giderek daha fazla yeme içmeye yönelen, daha fazla yüzdelerle yer ayırmak. Çünkü insanımız her ne kadar teknolojik olarak tek başına evine yemek sipariş verebiliyorsa, her ne kadar online'da alışverişlerini gerçekleştirebiliyorsa, yine de alışveriş sosyal bir olgu. Arkadaşlarla birlikte gidildiğinde daha fazla keyif alınan, o alacağınız gömleğin kumaşına değdiğiniz zaman, o yiyeceğiniz dönerin kokusunu içinize çektiğiniz zaman çok daha keyifli olabiliyor. O bakımdan bütün bunların karmasından çok daha farklı ve güzel sonuçlar çıkaracağız. Zaten Türkiye'de de inanıyorum ki son dönemlerde almış olduğumuz ödüllerle çok başarılı örnekler ortaya çıkmaya başladı. Biz de bunlara hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Peki yine 2030 vizyonuyla bakarsak iş ve satış kanalları açısından neler değişecek ve teknolojinin o alanlardaki etkisi nasıl olacak sizce? Bizim alışveriş merkezinde kapalı çarşılar geleneğinden farklılaşan olay şu, bilirsiniz kapalı çarşılarda adını caddesine, sokağına veren loncalar, meslek grupları vardı. Doğru. Şimdilerde ise en az zamanda en çok ihtiyaca cevap verebilen kurgular önem kazanıyor. O bakımdan bizim işimizin en önemli sihirli sözcüklerinden biri. Her ne kadar bir merkezi başarıya ulaştıran 3 faktörü sayın dediğiniz zaman lokasyon, lokasyon, lokasyon dersek de yine de kurgu, mağaza karması çok önemli ve giderek de yönetim erki çok daha fazla önem kazanmaya başlıyor. Çünkü bu çoğalan rekabetçi ortamda sizin yönettiğiniz merkezin doğru mağaza karmasıyla yola çıktıktan sonra en iyi yönetilebilmesi
fark yaratması, ayrışması önem kazanıyor. Bu çerçevede bu yeni uygulamaların, yeni teknolojik uygulamaların yarına giden ödeme sistemlerinden eğilim belirlemeleri, sizi tanımalarından size özel servis üretmelerine veya sizin ihtiyacınızı en iyi bilen satış kadrolarının oluşturulmasına varıncaya kadar gerçek verinin, büyük verinin çok önemli bir şekilde izlenmesi, incelenmesi, değerlendirilmesi ve o yorumlarla uygulamaya geçirilmesi önem kazanacak. Yapay zeka geliyor. Dolayısıyla yapay zeka yetenekleri gelişmiş perakendeciler fark yaratacak. Burada dijital etkilenmeyi olumsuz olarak değil, olumlu yönde avantaj olarak yanına alabilen, katabilen perakende veya ofisler çok daha fazla rağbet görecek. Yani nasıl ki akıllı evler dönemi başladıysa, akıllı ofisler, giderini kontrol edebilen ofisler, kullanıma uygun, en elverişli hijyenik ortamı sunan projeler daha fazla ön plana çıkacak. Ofis demişken açık ofis mi olacak sizce daha fazla? Burada tabii enteresan gelişmeler görüyoruz. Açık ofis, evden çalışma, ev ofis gibi kavramların aslında yine de son dönemde tekrar ofiste mutlaka buluşulan, ofisteki sinerjik etkileşimden yararlanılan mekanlar olması çok önem kazanacak. Rahat, keyifli, uygar ve de çevreye saygılı ofislerin, sürdürülebilirlik kavramlarına önem gösteren ofislerin daha fazla benimseneceğini söyleyebiliriz. Peki mesleki açıdan bakarsak sizce sektörünüzde gelecekte şu an olmayan hangi meslekler olacak? Valla data yorumlamaları çok önem kazanacak diye düşünüyorum. Teknolojik olarak zaman kullanımını arttıran, yaşamı kolaylaştıran teknolojilerin uygulamalarını bizim mesleğimizde daha fazla görmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Eninde sonunda amaç insanın mutluluğu. Önce insan, insanı ön plana koyan, insanın gereksinimlerini daha fazla göz önünde tutan birçok uygulama yepyeni mesleklerin karşımıza çıkmasını sağlayacak diye düşünüyorum. Peki son olarak Öğ Bey, iki kişiye tavsiye verecek olsanız, bunlardan bir tanesi üniversiteden yeni mezun olmuş ve sizin sektörünüze yeni işe başlayacak bir kişi, bir diğeri de sektörünüzde yatırım yapacak olan bir girişimci, yani yeni başlayacak. Ne söylersiniz? Vallahi genç öğrenciye tavsiyem şu olurdu. İş hayatına ne kadar erken atılırsa, ne kadar çok staj yapabilirse, üniversite yıllarından itibaren o avantajı sırtına alarak iş bulmasını kolaylayabilirse, o zaman ona hazırlıklı olacağı için mezuniyet öncesinden itibaren bir öneri verebilirim diye düşünüyorum. Yine genç öğrenciye, genç mezuna şunu söylemek istiyorum. Eğer sevdiği işi yapamıyorsa, yaptığı işi sevmesi çok önemli. Çünkü işinize kalbinizi akıtmanız çok önemli. Starbucks'ın kurucusunun belirttiği gibi. Sevdiğiniz işi Steve Jobs'un da dediği gibi her zaman yapamayabilirsiniz. Okuduğunuz branşta iş bulamayabilirsiniz. Ama eğer işe kalbinizi akıtırsanız, işte kendinizi verirseniz iş de sizi seviyor, başarıyı getiriyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla mutlaka yaptıkları işi severek, kalpleriyle de yapmalar, sadece beyinleriyle değil, yapmak zorunda oldukları için değil, yapmaktan keyif aldıkları için, mutlu olmak için çalışırlarsa daha da mutluluklarını artırabilirler diye düşünüyorum. Genç girişimciye ise çok çalışmayı öneriyorum. Yani kendi yaşamdan örnek diye söylemek istemiyorum ama çok çalıştım, hep çalıştım, 60 yaşındayım, hala çalışıyorum. Hala şirketimin en çok çalışan olmak için çaba harcarken daha iyi şeyler yapmak, daha güzel şeyleri yakalamak için. Onun için mutlaka çevreye duyarlı, etrafta olan bitene hassasiyetle yaklaşan bir yaklaşımın bu çok çalışmayla beraber mutlaka yabancı dil avantajlarını iyi kullanan, araştıran, meraklı ve de çalışmayla bütün bu özellikleri birleştirirse işinde başarılı olur diye düşünüyorum. Ay Bey çok teşekkürler. Harika bir sohbetti. Sağ olun. Çok ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda yine karşınızda olacağız. Hoşça kalın.